Selamlar arkadaşlar, ben Cihat Kiriş. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Mid'in en güçlü karakteri diyebileceğimiz Galio'yu oynuyoruz. Arkadaşlar son zamanlarda biliyorsunuz Galio birden meta'ya girdi. Şu an e-spor arasında sürekli Galio pikleniyor ya da banlanıyor. O yüzden arkadaşlar ben de bir Galio videosu çekmek istedim. Rünlere videonun altından ulaşabilirsiniz. Onun dışında Galio'dan bahsedelim birazcık arkadaşlar. Yani ultisi takım savaşlarının kaderini değiştiriyor. Ultiyi attığınız anda arkadaşlar, ultiyi attığınız alanda alandaki takım arkadaşlarınıza defans kazandırıyorsunuz. Bu sayede arkadaşlar daha az hasar alıyorlar. Hani savaşlarda falan o şekilde. Falan A'ya bastığımda şu zımbırtı çıkıyor. Bunu birazdan düzelteceğim arkadaşlar. Ben hiç sevmem bu CTRL 6 çıkarmayı. Hareketi. Şimdi. Şu yap. Lan ne güzel adamı da dövüyorduk. Şimdi arkadaşlar yerde benim farmım var. Gördüğünüz gibi. O yüzden A'yla vurmuyor bu sefer Char. Abi niye böyle? Saldırdı. Sen neredesin bebeğim? Tamam. A evet. Şimdi tamam. Az önce niye yapmadı? Ayarda bir değişiklik yoktu ama az önce arkadaşlar. Hadi bakayım. Arkadaşlar Galio eskiden tank kasılırdı. Hani birazcık defansif kasılırdı. Artık öyle kasılmıyor. Hani tamamen AP bir Galio yapacağız. Ve Q yeteneğimizi doğrudan tek atacağız. Hani bu oyun göreceksiniz. Hani fizi W ile tutacağım arkadaşlar. Direkt Q ile öldüreceğim. Alalım. Bizim Eli sniper orada. Ölecek herhalde. Amamı burada gözükmüştü ama. Ama bunun canı az da olabilir. Şimdi arkadaşlar ilk eşyamız roket kemer. Kemer mi değişti? Yo. Lan gözümün önündeki roket kemeri göremedim. Ben de. Arkadaşlar mutlaka yeriniz varsa bir tane kontrol totemi erken aşamalarda alın. Hani erken aşamalardaki gankleri önlerseniz rahat rahat koridor aşaması geçirirsiniz. Şimdi Fizz'de double buff olacak büyük ihtimalle. Buff'u ondan alırsam güzel olur. Bu adamda eşya yok arkadaşlar. Ben bayağı üstünüm buna göre. Koridora gelir gelmez saldırabilirim ona. Koridora itmeyeceğim. Adamın hep gelmesini bekleyeceğim arkadaşlar. Adam farm kaçıracak. Aynı zamanda geldiğinde de ben adamı sürekli hasar atacağım. Şu an görüş atmama gerek yok. Yani ward'umu gereksiz kullanmak istemiyorum. Arkadaşlar orada düz vuruş atmasaydım hasar mı yetmeyecekti? O yüzden flash atmak zorunda kaldım orada. Şimdi şu wave'i de alacağım arkadaşlar, ondan sonra base atacağım. Base'e dönmeden önce mutlaka koridoru itmeniz gerekiyor. Yoksa farm kaybedersiniz, XP'de geri kalırsınız adamı kestiğiniz halde. 6 level'da olduk. Arkadaşlar görüşümü buraya atacağım. Birazcık uzağa atacağım. Çünkü adama göre çok üstünüm. Sürekli zorlayabilirim. Bu arada ben oraya ulti de atabilirim. Kimse vurmadı abi.
yapıyor? Herif AFK bekliyor. Ben Miss Fortune'u tuttuğumda orada bir kişi Miss Fortune'a vursaydı bence öldürdük onu. Yani Eli's koza falan atsaydı. Elis veya nasıl okunmuş arkadaşlar. Ben bota gidersem bottaki savaşa yetişirim bence. Bunlar çünkü burada duracak. Rakip de duracak. Şimdi Ashe dönerse mid'e geçeceğim. Tamam, daha savaş çıkmaz herhalde. Abi Ashe gittikten sonra niye Amumu Q attı, ben onu anlamadım. Abi Ashe oradayken savaşacağına Ashe base attıktan sonra girmesi çok yanlıştı. Oğlum bu adam hala 5 level ya. Arkadaşlar Fizz oynuyorsanız hani erken aşamada öne geçmeniz lazım. W'm de kullandım, bu çok kötü. Allah'tan artı şokum var. Hasar yemiyorum ya. Amumu da buradaymış. Neyse şu koridoru itsin, farm alayım, öyle base atarım. Proto belt de bitti zaten. Arkadaşlar bununla beraber mobil limiti biraz daha arttırıyorsunuz. Yani W ile daha rahat adam yakalayabiliyorsunuz. Öldü o galiba. Hadi hadi bir tane daha kre. Neyse sağlık olsun. Şundan bir proto beltimizi alalım. Ordumuz duruyor. O yüzden arkadaşlar kontrol totemi almayacağım. Babamı çok vuruyor lan. Çok güzel. Abi ne güzel denk geldi ya. Çok güzel ulti oldu. Geliyorum abim bir de. Mesela şu adamı Elis diğer taraftan sıkıştırsa direkt keseriz. Eğer çıkmazsa. Gel abi buna bak, manası diyor. Kaç mana? 80 mana. E atabiliyor mu acaba ya? 80 mana ile. Abi sanırım bu oyunu ben taşıyacağım. Bayağı öne geçtim. Bu oyunu benim tek başıma götürmem gerekiyor. Arkadaşlar şimdi mesela bot lane'de çok savaş dönüyor. Bir de rakip bot lane'deki karakterler kırılgan. Ben o yüzden sürekli bot lane oynayacağım. Bot lane'dekileri de öne geçireceğim. Ben de oradan kasacağım. Geliyorum abi. Flash'ta tuttuğum an öldü ikisi de ya. Güzel. Oğlum adamlara küfür etmeyin. Sakin. Yok. Bak kazanıyoruz oyunu, tertemiz. Evet şimdi bir ayakkabımızı alalım.
Arkadaşlar ben bir de Meje'yi almak istiyorum bu oyun. Şöyle ayakkabıyı satıp Meje'yi bitirelim. Ve şunu alalım. Üstüne bir de maskenin zımbırtısını alalım. Arkadaşlar tank bir karakter oynuyoruz. Yani daha doğrusu yetenekleri gereği, ne bileyim runu gereği hemen ölen bir karakterdir Galio. Hani o yüzden Meje'yi stackleyip savaşlarda yaşayabilirsiniz arkadaşlar. 25 stack Meje ile oynayabilirsiniz. Geldim abi. Abi ne kadar rahat oynuyorum şu an ya. Griffin yapabilecek bir şey de yok. Bir daha tuttuğumda ölüyor sanırım. Aga be. Meja isteğim de gitti. Herif güzel zamanda geldi. Şimdi şuradan ayakkabımızı tamamlayalım. Aslında ayakkabıyı büyü dence ayakkabısı yapabilirim ya. Bu adam AP vuruyor. Bu adam AP vuruyor. Ne bileyim. Bu adamın CC'si var. Bunun CC'si var. Ben büyü dence ayakkabısı yapıyorum. Şimdi arkadaşlar yine bot lane'e bir ulti atabilirim. Yine bot lane'e doğru yöneleceğim. Bot lane'den bize güzel ekmek çıkıyor. Bak yine canları az bizim. Gidiyorum abi. Ben niye bir saattir konuşmuyorum? Abi ben dolmuşum kalmışım orada. Gel abi sen de buraya. Şimdi bunu kesip çıkabilir miyim? Onu düşünüyorum. Yani W ile tutar Q düz vuruş ölür sanırım ama... Abi ya! Ulan hasarım yetmedi herife. Benim aslında büyük bence de yok ya. Şunu alalım. Meje'yi hiç stackleyemedik. Stackliyorum stackliyorum. Direkt ölüyoruz abi. 10 stack gidiyor. Sıfırda kalıyor Meje'yi. Ben... Yukarıdaki ne yapmış? 2-1 oynuyor. Aa hiç can çekemedi. Kozayı nasıl öyle attı lan? Ulaş attığın koza attı tarafa doğru. Tamam bizim bot lane'de 7-24 savaş dönüyor artık yetişemiyorum buraya. Ve bizimkiler hiç tek başına kesemiyor onu da anlamadım ya. Herif saniyesinde çıktı ya CC'den.
Evet, sanırım birazcık kötü oynuyorum şu an. Bu adama gereksiz çok fazla kill verdim. Benim takımla oynamam lazım. Artık arkadaşlar tek başıma adama zorlamayacağım. Çünkü hep başka bir çıkıyor, ben ölüyorum. Level'da bile geri kaldım. Adamla aramda 2 level fark var da. Birazdan 12 level olacak bu. Şunu bir satalım. Elis aman tek gemi ondan. Arkadaşlar benim çok güzel bir W atmam gerekiyor ki savaşı kazanalım. Lan az daha geç flash atıyordum ya. Ölmeyeyim, ölmeyeyim, ölmeyeyim. Yine zor kestik adamları. Abi çok rahat, basit bir kill var orada. Tek şey ben stun'ı attıktan sonra birilerinin hasar atması gerekiyor arkadaşlar. Orada direkt dönmüyorlar. Mesela yüksek elo olsa arkadaşlar direkt fokusu kaydırırlar orada fokusuna. Ama böyle de yapmıyorlar onu ya. Fark edemiyor herhalde adam. Bunun stack'li kalması lazım arkadaşlar. Çünkü çok öndeydim, paramı buna yatırdım ve hiçbir faydasını göremedim şu ana kadar. Oğlum geliyorum, kaçmayın ya. Atmak istiyorum. Bunların bana attırması lazım arkadaşlar. Böyle birazcık öne geçecekler. Yani adamların arasında duracaklar arkadaşlar anlık. Ben o an ulti atacağım, geri çıkacaklar. Yani bir bait yapmaları gerekiyor. Biraz da kurtulan lazım ya. Acaba Luden yapsam mı? Biraz geç kaldım sanki Luden için ama. Veya Zonya falan yaparız, cooldown'ı oradan karşılarız. Arkadaşlar birazdan mid'de savaş dönecek. Benim ultim var, ultiyle gitmeyi düşünüyorum oraya. Aynı zamanda da Tamam, o geliyor. Aman 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 kankam. Ultine dikkat, ultine dikkat. Gel abi buna da. Kovala kola. Bunu da keselim. Red'i de var abi, tertemiz. At kozayı. Oo, adam benden bayağı hasar yiyormuş ya. On stack meci, güzel. Elis sen de abartma kankam. Tamam killleri aldın. Çıkalım.
Abaddon'un parçasını alacaktım. Darius koridoru kazanmıştı ya. Darius o film. Darius 3-4 kill almıştı sanki koridoru. Ben bir base atayım. Oh be, oyun bir ara gidiyordu sanki. Ben midde 2-3 kere üst üste öldüm, oyun direkt dönmüştü. Adamlar arkadaşlar yakalanmadan aynı şekilde devam etseydi kazanabilirlerdi. Çünkü bizim bot lane oyunda yok gibi bir şey arkadaşlar, hala öyle. Şuna. Her neyse arkadaşlar, bizim bot lane oyunda yok. Adamlar direkt bana focus atıyor. Beni öldürdüklerinde de savaşı kazanabiliyorlar. Abi ya. Lan ne güzel hasar çıkarttım yine orada şuna. Hasarımız güzel beyler şu an. Güzel hasar çıkıyor. Ama takımla oynayamıyoruz ya. Barona gidiyorlar abi. Canları az, dakika 23. Yani hemen alamazlar. Bizimkiler bir şey yapsa. Lux belki ulti atar falan. Evet. Neyse Baron gitti, az sağlık olsun. Alo alo, bak nereye gidiyor ve burada. Şimdi bu orada biz ne yapacağız kankam? Bu tarafta kimse yok, bot tarafında kimi gösterecek? Şu Baron'un arkadaşlar minyon olayını hiç sevmiyorum. Çoğu karakterle temizleyemiyorsunuz bu dalgasını. Sorun oluyor. Harbiden şu adamın tamına bak. Bu arada Gold Terrace'ında oynuyoruz arkadaşlar. Toplu dışında. Baron'un oldukları halde niye böyle hata yaptı anlamadım. Adamlar toplu dursa Baron'u kullanabilirlerdi ama. Abi flash'ımı kullanmak istemiyordum. Flash'ta arkadaşlar çok güzel savaş başlatabiliyorsunuz veya ulti'den sonra direkt flash'ta hasar atabiliyorsunuz. Alan hasarı atabiliyorsunuz. Şimdi Fizz yukarıya gelecek büyük ihtimalle. En son kayboldu arkadaşlar şurada. Yani bunu haritada benimle beraber benim takımım da görüyor ama kimse bizim tapa gittiğini tahmin etmiyor. Abi çık abi, aman aman, mejeyim stacklendi. Abi takımın ama az iş yapması lazım ya. Sen de öldün bebeğim.
Hayır, kaçamayacaksın. Hayır, kaçamazsın ya, lanet. Abi pasifinden hızlandı. Amık. Ya acaba Lüden alsa mıydım ya? Sanki pişman oldum Lüden. Çarptım sanırım. Ne oldu lan? Biz. Aha, şuna bir tane vur. Allah aşkına Jinx. Çıkmamız gerekebilir. Abi 25 tek mecim var. Şu an ölmek istemiyorum. Ben bir base atacağım. Ya bana şimdi cooldownlı bir eşya lazım. Lan üzerine bir de AP. Ya ben Luden'i yapıyorum. Çok geç kaldım Luden için arkadaşlar ama Luden şart bence ya. Çünkü şu an %20 kullanım var arkadaşlar. Luden'le beraber %40 olacak. Hem de bir ani hasarım olacak. 40 kullanımla da takım savaştığında çok rahat iş yaparım. Geliyorum abi. Tüm var. Arkadaşlar 16 olmaya çalışıyorum. Abi 25 stick mejeğim gitti bak yine. Oh. Of. Hadi Elis. İki daha alsaydı bir asist daha oradan 19'a çıkartırdık. Şimdi arkadaşlar bakın az önce mesela sadece Fizz'e W atabildim. Direkt savaşı kaybettim. Yani ben yine iş yaptım takım savaşında ama bizim bot lane hiç iş yapamadığı için mesela o savaşı kaybettim. Ben az önce 3 kişiye falan W atabilseydim alırdık onu. Öyle yapmam gerekiyor. Güzel bir ulti atacağım. 3 kişiyi tanıtlayacağım. Artık benimle beraber bir kişi daha sar çıkartırsa savaşı kazanırız. Bakalım. Şurada bounce durun. Buna da gidebilir aslında ya. Ver ona koşun abi. Abi adamlar base atacak diyorum. Barona koşun diyorum. Elis bot'taki farm'a gidiyor ya. Bunu biz almazsak adamlar alacak arkadaşlar. Adamlar aldığında oyun bitecek. Çık. Alamadık. Ya ormancımız olsa denenebilirdi arkadaşlar. Maçsız. Abi ya. Ya o kadar güzel oynadım, o kadar iş yaptım. Kimseden hasar çıkmıyor diye kazanamıyorum ya. Oyun sonu hasarları gösteririm arkadaşlar size. Yani bir kozlukta şu adam 8k falan vurdu ya.
Hani bu adam da pek bir işe yaramıyor. Elis'te trolleyim mi tek başına takılmasa. Görüyor musun kanka ya? Lan dedi Eren, senin takımına geliyor mu böyle tipler? Eren'in takımına gelmiyormuş arkadaşlar. Eren'i hep taşıyorlarmış. Hala farmına takmışlar adamı. Ya oğlum adamın beyni yok. Farmına laf ediyorlar. İşe yarıyordu arkadaşlar savaşlarda, ama onun çıkması iyi oldu. Fizli köpek. Fizli çok kasmış. Arkadaşlar şu an full build'iz. Bir sonraki savaşta şunu stackleyemezsem bunu satacağım. Bunun yerine Zonya alabilirim. Bakalım duruma göre arkadaşlar değiştiririm onu. Belki hiçlik değneği alırım. Tabii bir sonraki savaş olmayabilirmiş şu an düşündüm de. Hop. Nasıl oldu da ona hit attı lan bizimki? Burada bir double buff var. Mesela şu an çok rahat kayıtlayabilir arkadaşlar. Red'i var adam. Ama vurmuyor. Vurmadığı için ay ay. Adamlar oyunda alınabilecek her şeyi aldı lan. Şimdi mid inhibitörü geliyor arkadaşlar. Adamlar oradan bir kostikle mid'e doğru dönecek. Güzel. Bakın mesela arkadaşlar şu an 10 stack MJ'yi yaptık. Yani MJ'yi şu an satmama gerek yok. Yani bir sonraki savaşta direkt 25'e çıkartabilirim onu. Ya da hiçlik alıp hiç riske dağıtmayabilirim arkadaşlar. Satıp hiçliği direkt alabiliyorsam satıp direkt hiçlik alacağım. Alabiliyorum. Abi bot lane lütfen ölmeyin. Artık cooldown'um da var. Abi 35 dakikadır oynuyoruz. Adam bir eşya ya. İkinci eşyasını tamamlayacak inşallah. Çıkın abi oradan. Lan çık 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 çık. Allah'ın cezaları çıkın. Ya cidden. Ya. Çık. Lan girme girme. Ya.
Abi ben daha fazla ne yapabilirdim bir savaşta bilmiyorum ya. Ölme lan. Ben ya. Ulan azıcık hasar çıkarttın ya. Azıcık geldin. Ben 15 saniye var şuna. Tutar mı acaba? Aga be. Neyse sağlık olsun arkadaşlar. Maç çok güzel oldu. Yani ben çok keyif aldım. Kazanamadık. Yapacak bir şey yok. Yani AD'imizi görüyorsunuz. 15 tane düz vuruş attı Şen'e. Şen'in canı kıpırdamadı. Şimdi arkadaşlar size şöyle hasarları da bir gösterelim. Yani neden kazanamadığımızı da söyledim arkadaşlar. Bot lane ve top lane'in gerçekten çok etkisizdi. Mesela ben 55k hasar vurmuşum. AD carry'miz 14k hasar vurmuş arkadaşlar. Bu arada çok uçurum var yani. Mesela support 18k vurmuş. Top lane 15k vurmuş. Ormancı AD'si haliyle 32k vurmuş. Bu adamın normalde bu maçta 40-45k hasar çıkartması gerekiyordu. Neyse arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.